Anadolu Üniversitesi 6. Yarıyıl Bahar Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgütsel Davranış 2022 Final Dönem Sonu. Soru 1. Yabancı bir kültüre giren Esra yaklaşık bir aylık sürede bu kültüre çok iyimser yaklaşmıştır. Ancak zaman geçtikçe aklı karışmış, engellendiğini hissetmiş ve yeni kültürü daha iyi öğrenmesi gerektiğini fark etmiştir. Esra'nın bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Kültür şoku, B. Kültürlenme, C. Etnosentrizm, D. Kültürel relativizm, E. Kültürel boşluk. Doğru cevap A. Kültür şoku. Soru 2. Örgütlerde duygulara ilişkin modern araştırmaların başlangıç noktası olarak gösterilir. The Manage Heart adlı çalışmasında duygusal emek konusunu işlemiştir. Yukarıda sözü edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Greenberg, B. Colfit, C. Huckship, D. McGregor, E. Goldman. Doğru cevap C. Huckship. Soru 3. İşte başarı durumunda da, başarısızlık durumunda da değişmeyen performans grafiğine sahiptirler. Katı ve yönlendirici bir yönetim modelini tercih ederler ancak sıkça şikayetçi olurlar. Yukarıda özellikleri verilen kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Başarı yönelimli kişilik, B. Otoriter kişilik, C. Dışsal kendilik kontrolü, D. İçsel kendilik kontrolü, E. Proaktif kişilik. Doğru cevap C. Dışsal kendilik kontrolü. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Cameron ve Quinn'in örgüt kültürü tipleri arasında yer almaz? A. İşbirliği kültürü, B. Girişimci kültür, C. Hiyerarşi kültürü, D. Bütünleşik kültür, E. Piyasa kültürü. Doğru cevap D. Bütünleşik kültür. Soru 5. Bir bireyin çok fazla baskı ve az tatmin duyduğunda ortaya çıkan bitkinlik ve bezginlik duygusuna ne ad verilir? A. Engellenme, B. Endişe, C. Korku, D. Çatışma, E. Tükenme. Doğru cevap E. Tükenme. Soru 6. Makro boyuttaki örgütsel stresörlerine göre aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapı ve dizayn arasında yer almaz? A. Merkezileşme, B. Uzmanlaşma, C. Yönetici çalışanlar, D. Rol belirsizliği ve çatışması, E. Düzenli ödeme planları. Doğru cevap E. Düzenli ödeme planları. Soru 7. Örgütün bir birimi veya takımını oluşturan kişilerin kendi aralarında amaçlar, işler, yöntemler gibi konular üzerinde anlaşamamalarına ne ad verilir? A. İç çatışma, B. Grup içi çatışma, C. Gruplar arası çatışma, D. Kişiler arası çatışma, E. İntikam çatışması. Doğru cevap B. Grup içi çatışma. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileri arasında yer almaz? A. Düşük iş tatmini, B. Duygunun açığa vurulması, C. Tehditler, D. Kalıplı düşünme, E. Devamsızlık. Doğru cevap A. Düşük iş tatmini. Soru 9. Öfke, hayal kırıklığı ile nitelendirilebilecek kişiler arası uyuşmazlıklardır. Bu çatışma psikolojik çatışma, ilişki çatışması ve kişiler arası çatışma olarak da adlandırılmaktadır. Yukarıda ifade edilen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Fikir çatışması, B. Süreç çatışması, C. Değer çatışması, D. Duygusal çatışma, E. Çıkar çatışması. Doğru cevap D. Duygusal çatışma. Soru 10. İnsan yapısında var olan saldırgan içgüdülerle ortaya çıkan sürece ne ad verilir? A. Endişe, B. Çatışma, C. Stres, D. Engelleme, E. Korku. Doğru cevap B. Çatışma. Soru 11. 1. Farklı değerler, 2. Farklı beklentiler, 3. Artan uzmanlaşma, 4. Bir tarafın diğeri hakkında algıları. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çatışmaya kaynaklık eden bilişsel faktörler arasında yer alır? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4, E. 2, 3 ve 4. Doğru cevap C. 2 ve 4.
Soru 12. Nokta nokta örgütte alınan kararların ve bu kararların sonuçlarının çalışanlar tarafından ne kadar adil algılandığıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Dağıtım adaleti, B. Süreç adaleti, C. Etkileşim adaleti, D. Edimsel adalet, E. Bilgisel adalet. Doğru cevap A. Dağıtım adaleti. Soru 13. Oluşmuş veya oluşabilecek koalisyonları bozmak üzere kurulu strateji aşağıdakilerden hangisidir? A. Güçlendirme, B. Görünürlük, C. Güçlü kişilerle ittifak oluşturma, D. Böl ve yönet, E. Kendini göstermek. Doğru cevap D. Böl ve yönet. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin akılcı olmaktan çok politik olmayı tercih ettikleri belli alanlardan biri değildir? A. Kaynaklar, B. Amaçlar, C. Geri bildirim, D. Kararlar, E. Teknoloji. Doğru cevap C. Geri bildirim. Soru 15. Hedef kişinin ikna edilmesi için başkalarından yardım arama ve isteğinin desteklendiğini ileri sürme hangi politik taktiklik kapsamında yer alır? A. Baskı taktikleri, B. Koalisyon taktikleri, C. Akılcı ikna, D. Danışma taktikleri, E. Heveslendirme taktikleri. Doğru cevap B. Koalisyon taktikleri. Soru 16. Nokta nokta bir çalışanın başka bir çalışana birebir, doğrudan ve bilerek yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? A. Centilmenlik, B. Nezaket, C. Vicdanlılık, D. Sivil erdem, E. Özgecilik. Doğru cevap E. Özgecilik. Soru 17. Ali yönetici olduğu kurumda çalışanlarla olan ilişkilerinde uygunsuz, kırıcı, kaba ve saldırgan söylem ve davranışlardan uzak durmaya özen göstermektedir. Yukarıdaki ifadede Ali'nin davranışı aşağıdaki örgütsel adalet boyutlarından hangisiyle ilişkilidir? A. Dağıtım adaleti, B. Etkileşim adaleti, C. Süreç adaleti, D. Edimsel adalet, E. Bilgisel adalet. Doğru cevap B. Etkileşim adaleti. Soru 18. Hedef kişinin ödüllendirileceği vaadinde bulunma veya daha önce yapılan bir iyiliği hatırlatarak karşılığını isteme olarak ifade edilebilecek politik taktik aşağıdakilerden hangisidir? A. Baskı taktikleri, B. Heveslendirme taktikleri, C. Koalisyon taktikleri, D. Sevimlilik taktikleri, E. Değiş tokuş taktikleri. Doğru cevap E. Değiş tokuş taktikleri. Soru 19. Gönüllüdür, örgütün teşvik sisteminin kapsamında değildir. Yukarıdaki paragrafta hangi iş davranışına vurgu yapılmıştır? A. Meslek ahlakı, B. Yetki ve sorumluluklar, C. Stratejik davranış, D. Örgütsel vatandaşlık davranışı, E. Görev başarımı. Doğru cevap D. Örgütsel vatandaşlık davranışı. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçları arasında yer almaz? A. Saldırganlık, B. Uyku problemleri, C. Tükenme, D. Yabancılaşma, E. Depresyon. Doğru cevap A. Saldırganlık. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.